Akıllı Koyucu'yla birliktelik başlıyor efendim. 10 soruda Müzik On Air YouTube kanalında burada da karşınıza çıktık ve yanımda çok büyük bir müzisyen var. Yıllardır üretiyor, yıllardır belki de Türk müziğinin %50'si desem abartmam ama ya büyük bir bölümü senden çıktı değil mi? Selim Çaldıran. Ben kendimi bildim bileli bu işin içindeyim. Evet. İlk konservatuar yıllarında klasik müzikle başladım hayatıma, müzik hayatıma. Evimde de piyano varmış, babam çalıyormuş. Öyle bir başlangıç olunca tabii müzikten hiç kopamadık. Bu sefer konservatuara girişim enteresan bir şeyle oldu. Yani babam bu çocuğun dedi mutlaka ilkokula başlamışım. Evet. Daha pıtı pıtı gidiyorum böyle. Aha. Bir tane amcam eve piyano hocası getirdi. O piyano hocası konservatuardaydı zaten. Rafet Yalbaz diye, şimdi rahmetli oldu kendisi. İşte çal bakayım çocuğum ne çalıyorsun falan. Babam da Türk müziği çalardı. Türk müziği, peşrevler falan. Evet, evet. Ben de onları öğrenmişim babamdan. Onları çalıyorum. 7 yaşındayım. Aa, kulaktan. Bayağı böyle kulaktan aynısını çalıyorum. Babama da döndü falan. Bu çocuğun dedi burada evde. Ya dedi bir sene dedi başlayalım derse dedi. Hmm. Sonra Beethoven sonatlar bilmem neler. Öyle ben hoca çalıyor 7 yaşındayım. Oo. Hoca çalıyor, ben çalıyorum. Hoca çalıyor. Nota falan bildiğim yok. Aynısını çalıyorum. Yani. Aynısını. Beethoven sonat çalıyor hoca. Aa. Ama tek tek notaları öğretmeye başladı tabii. Tabii abi. Artık bakarak çalışmaya başladım. Kulaktan notaya geçiş yani. Kulaktan notaya geçtik. Sonra konservatuar sınavına girmen gerekiyor dedi. Konservatuar sınavına soktular. Bir 800-900 kişi imtihana girmişti. Ben yine girdim imtihana. İşte ritim sordular, kulak sordular. Bir ses, iki ses, üç ses, beş ses derken hepsini söyledim. Bir tane hoca ayağa kalktı böyle. Nasıl bir çocuk falan yaptı. Ben tabii böyle bakıyorum. Farkında değilsin. Ne de, farkında değil. Lay lay lom yani. Sonra annem baktım çıkışta annem ağlıyor. Dedim herhalde bir şey oldu ben giremedim okula. Evet. Anne dedim ne oldu falan. Birincilikle almışsın dedi falan böyle bir ağlayarak. Mutluluk gözyaşı. Ya mutluluk gözyaşı. Ondan sonra işte o böyle hayat başladı. Yani. Yatılı okutuyordu devlet. O yatılı bursu kazandım. Her şeyim bedavaydı. İstanbul Belediye Konservatuarı girdim. Yeme, içme, yatma tabii yatılı olduğu için. Giysiler, aylığım bile vardı. 30 lira alıyordum o zaman. Ne kadar güzel. Küçük çocukken. Müthiş ya, müthiş. O zaman Selim Çaldıran'ın böyle bir başlangıcı var. Oldu. Çok iyi bir başlangıç bu. Ve 10 soruda ilk sorumuz zaten ben sormadan Selim Çaldıran söyledi. İlk paranı ne zaman kazandın? İkinci sorumuz olsun. Tabii. Şimdi okul biliyorsunuz yatılıyken 7 yaşlarında, 8 yaşlarında pardon 10 yaşındaydım yatılı okula girdiğimizde. Yatılı dönem başladıktan sonra enteresan bir şey başladı. Yani kendi şeyimiz, ailem var. Evet, cebime güzel, para giriyor güzel falan. Güzel bir çocukluk yani. 10 yaşındayım. Allah Allah falan. 14-15'li yaşlarda piyasada neler olup bitiyor öğrenmeye başladık. Müzik piyasasında. Müzik piyasasında. Hmm. Yani sahne piyasasında, müzik piyasasında. İşte o Arzalar, Sezenler dönemleri, evet. İşte Onlolar, Onlu Tunçlar, onların keşfimiz, onları dinliyoruz. Ama daha çok yabancı müzikler dinliyoruz. Hmm. İşte Chicago, Blood, Sweat and Tears falan böyle eski grupları dinliyoruz. O gruplardan abilerimiz geliyorlar. Gel bakayım diyor sen buraya. Sen şifre okumayı biliyor musun? Şifre ne abi falan? Ya işte do minör, C M, la minör, la M, A M falan. Bunları evet. Şifreleri öğrendik. Sonra bir Aydın Esen'le tanıştım işte. Aydın Esen gündüzlü bölümündeydi piyanist. Ben yatılı bölümündeydim. Aydın Esen bir piyano çalıyor. Dedim bu nasıl piyano çalmak? Ben böyle bir piyano çalmam lazım. Ha, örnek oldu. Örnek oldu. Ne yapmam gerekiyor? Günde 6-7 saat çalışmak gerekiyor. Bir başladım çalışmaya. Hem klasik müzik çalışıyorum, bir yandan da caz metotları getirtiyorum. 16-17 yaşlarına geldim. Onları çalmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Çaldıkça şeyim geliyor böyle enteresan daha bir... Daha hırslanıyorum. Hırslanıyorum, çalmaya ya piyanonun üstünde yemek yiyorum mesela. Börek yiyorum falan. Evde annem börek getiriyor. Kalkmıyorum, yemeğe gel diyor. Kalkmıyorum, piyano... Etüt çalışıyorum. Oğlum diyor, aynı şeyi diyor 150 kere çalın. Tabii, 300 tabii. Kere de çalacağım falan. Evet, evet. Güzel bir şeyler çal diyor falan mesela. Yani hani etüt çalışınca herkes evden kaçardı hafta sonu. Müzik öğrencilerin büyük derdi. Aynen.
Dolayısıyla aşama kaydettim o çalışmalardan dolayı ve piyasadaki şifreleme sistemini de öğrendim. Akorlar, takır takır onların hepsini öğrendim. Hatta bazı abilerimiz benim o çıkışımdan dolayı oğlum sen manyak bir şey oldun da nasıl çalıyorsun ya falan filan deyip ya bu çocuğu biz işte şeye gönderelim. Piyasada çalsın. İşte falanca abi Süleyman abi geliyor. Oğlum ben yarın gidemiyorum. Sen şurada bir klavye çal. Kime çalacaksın? İşte atıyorum Seyyal Taner. Tanımıyorum ki kim onlar. O zaman işte. Peki ilk hangisi? Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlamıyorum ama Seyyal Taner'i hatırlıyorum. Evet. Cem Karaca'yı hatırlıyorum. Cem Karaca'yı da çağırdım. Tabii. Şeyi hatırlıyorum. İşte Nüket Duru'yu hatırlıyorum. Sibel Egemen vardı onu hatırlıyorum. Evet. Ya isimlerden tabii evet, o zamanki. Çok canavar isimler ya. O zamanın iyi isimleriydi tabii. Tabii o dönemin çok popüler isimleri. Daha sonra şöyleydi ama sistem. Okul müsaade etmiyordu buna. Evet o dönemler öyleydi. Okul müsaade etmiyordu yatılı olduğumuz için. Mesela çarşamba akşamı gideceğim. Nasıl gideceğim? Mütalaa yapılıyor. Benim akşam 10'da sahnede olmam lazım. Evet. 9'da mütalaada olmam lazım. Mütalaa derken yani işte bir sayım. Sayım yapılıyor. O sayımdan sonra derse etüte geçiliyor. Şimdi sayımda bulunuyorum. Sayımın dışında yokum ortada. Gece amiri geliyor. Bakıyor sayımda varım. Ondan sonra abilerden birine söylüyorum, abi diyorum, işte benim gitmem lazım, nasıl yapacağım? Okul da eski bir binadır, belediye binası. Böyle camları şöyle açılır, şöyle, böyle şeyle kapı kalır böyle orada falan. Şimdi aramızda sözleşiyorduk. Ben o camdan çıkıyordum, 17 yaşında. Camdan ağaca atlıyordum, ağaçtan aşağı iniyordum. Çünkü aşağı kapılar kilitliydi, bahçeye çıkan kapılar. Vay vay. İkinci katın camından ağaca atlıyordum, ağaçtan aşağı iniyordum. Sonra tekrar demir parmaklıkları tırmanıp, sivri demir parmaklıkları oradan aşağı atlıyordum. Bayağı uğraşıyorum. Sonra gece de dönüşte, mesela 1'de döneceğim değil mi? Gece amiri mesela o camları kapatmışsa mutlaka bir nöbetçi biriyle sözleşmişim ben. Bir çocuk geliyor, onları gece 1 civarında camları tekrar açıyor falan böyle. Teşkilat kurmuşsun tam yani. Teşkilat. Hayır ama demek ki kolay senin çaldığına olmuyor ya. Bunlar az bilinen şeyler. Yani ben de çoğunu ilk defa duydum. 10 soruda devam ediyor. 3. soru. Şimdi. Çocukluk süpermiş. Hı hı. Önemli bir şey var. En çok satan albümün aranjörü ya da müzisyeni bilmiyorum. Coşkun Sabah, Beni Unutma, Aşığım Sana. Evet. Değil mi? Evet. Anılar, Beni Unutma, Aşığım Sana. Evet, o serinin aranjörüsü. Evet, evet. Ama en çok satan da 3,5 milyonla sanırım Aşığım Sana, Beni Unutma. 3 küsur milyon. Vallahi rekorlar öyle geçiyor rekorlarda. Evet, evet. O da o var. Albümün, devam o da mi? Var. Ondan evvelki anılar da 3 milyon evet. Civarında. Yani nasıldı o dönem? Nasıl yaptınız o albümü? Biliyor muydunuz o kadar satacağını? Hayatta bilmiyorduk. Biz bir kere şöyle oluştu bu şekil. Coşkun Sabah ileriye kafası açık bir insandır. Yeniliğe açıktır yani. Ha tabii böyle acuz yenilik değil de tabii. Düzgün bir şekilde bir yenilik. Ve onunla tanışmamız çok enteresan olmuştu. Ben İstanbul Gelişim'de çalıyordum. İstanbul Gelişim'de çalarken Ajda Pekkan, Garo Mafyan işte evet. O grupta. Hı-hı. Süperstar Ajda Şan evet. Tiyatrosu. Şan Tiyatrosu'nda çok konser. Tabii böyle. Dönemin olayları yani. Oo, 86 yılı ve Süperstar Ajda albümü çıkmış. O Dilek Olaylar bilmem neler unut evet. Demek. Dilek Olay işte o albümün tümü süperdi zaten. Evet, evet, evet. O albümde dediler ki bir şey ikinci klavyeci alacağız gruba. Gelişime. Gelişime. Evet. O zaman cep telefonu falan yok. Ben de konservatuardayım. Devam ediyor. Devam ediyor ama hocam da Garo Mafya. Oo. klasik müzik hocam Garo Mafya yani ve ona geçti. Gelişimin de aynı zamanda yöneticisi. Tabii. Gelişim orkestrası. Tabii. Onun başında o vardı o zaman. Oğlum sen iyi çalıyorsun ha falan filan. Hocam diyordum ben de kapıyı kilitliyorduk. Yasaktı çünkü klasik müzik haricinde çalışmak. Kapıyı kilitliyorduk. Hocam diyordum ya klasik müziği nasılsa çalıyoruz bir şekilde. Bunları diyordum öğrenmek istiyorum. Ha, İyi tamam diyordu çalış işte şu ödev bilmem ne gidiyordum. Ödev. Onları çaldırıyordu, dinliyordu falan. Adam benim nasıl piyano çaldığımı biliyordu. Evet. Bir gün bir telefon gelmiş eve. Cep telefonu yok. Ben ne yıllar değil mi? Ankesörlü telefondan evi arıyorum, öğreniyorum. Kim aradı anne beni bugün? Hı-hı. İşte oğlum seni bugün Garo Mafyan aradı. Ne dedi? Şeye gelsin dedi. İstanbul Yaşım Stüdyosu'na Etiler'deki. Peki gittim. Bir baktım kapıda böyle bir kuyruk var. O dönemin
Tarık Sezer var, Cengiz Özdemir var, Cengiz Baltepe var. Yani o dönemin iyi piyanistleri evet. hep orada sıradalar, bekliyorlar böyle. Neyse ne yapıyorsunuz dedim burada ya, işte bekliyoruz ya falan. Ha. Ne için bekliyorsunuz? Ya ikinci klavyeci alınacakmış falan. Benim mevzudan haberim yok çünkü. Ben de Garo çağırmış diye geldim. Kapıyı çaldım falan. Rahmetli Uğur Selçuk Başar açtı telefonu. Gitarcı, onların gitarcısı. Buyurun dedi. Sıraya geçin falan. Sıra sizde mi falan dedi. Yok dedim, ben sırada değilim. Ben dedim Garo abi çağırmış beni falan dedim yani. Hocam dedim benim. Kim o, Selim mi falan dedi. Evet isminiz ne, Selim falan. Buyurun buyurun dedi. Tamam tamam gelsin dedi. Orada bir baktım biri böyle deşifre yapmaya çalışıyor piyanoda. Önüne nota koyuyorlar. Ha onları çalmaya çalışıyorlar. İkinci klavyeci alacaklar ya. İmtihanla alıyorlar şeyle. Vay. Sınavla. Neymiş müzik bir zamanlar. Yani önüne nota koyuyor, çal diyor. Çal diyor. Çalabilirse, iyiyse evet. her şeyi... Muhtemelen tamam. kazık nota. Ha kazık tabii. Ondan sonra şimdi biri gidiyor, biri geliyor falan. Garo dedi ki, ya dedi şu kapıdakileri gönderin artık dedi. Adamımız geldi dedi. Tabii çocuklar tamam bitti falan yaptılar. Herkes gitti. Ondan sonra biz tabii gruba girdik. Uğur abi iyi hatırlıyorum onu. O gün çok önemliydi benim için. Tabii. Yani bu mevzunun olması ve benim o gruba kabul edilmem ikinci klavyeci olarak. Bir tane böyle zarf getirdi Uğur abi. Uğur Başar. Kulakları çınlasın. Oğlum dedi al işte dedi. İki işlik avans dedi falan. Abi dedim hangi iş ne iş falan. Ya dedi biz işte Şan Tiyatrosu'nda başlayacağız. Süperstar 40 iş yapacağız. 40 tane. Planlanmış. Süperstar Alta Pekkan. Evet 40 iş. Ama grup 60 kişi. Senfoni var. Evet. Mazhar Fuat Özkan o zaman vokalisti evet. Ajda'nın. Evet. Bu bütün balerin kızlar var. Evet. Çiğdem Tunç'tan tut da Burçin Orhan'a kadar o zaman o dönemin büyük balerinleri Hülya Aksular falan. Büyük prodüksiyon. Yani yabancı bir İngilizce söyleyen bir adam var. İşte şov grubu var, sihirbaz var, bilmem ne var. Coşkun Sabah var. Geliyor Coşkun Sabah. O ne yapıyor? O çalıyor. O geliyor. Onun rolü şu. Mevzunun içinde rolü şu. Geliyor bir tane bir pazar günü evet, söylüyor. Bir de dönmüş şarkısıydı. Bir de şey yapıyor işte İspanyol solo yapıyor. Gidiyor. 15 dakika. Biz orada tanıştık. Orada tanıştık Coşkun'la. O dönemde işte bunları kimse bilmez. Ben ilk defa anlatıyorum. Yani bu şey olarak hatıra kalsın bir yerde. Evet, YouTube'dayız evet. Tabii, diye. Tabii. Ondan sonra Coşkun Sabah'la da orada tanışıyoruz. Coşkun Sabah görüyor tabii şimdi. Biz biraz daha böyle üst segment müzisyenler gibi evet. Gözüküyoruz evet. onun gözüne. Çünkü hem batı çalıyoruz hem tabii. bilmem ne falan. Onu da meraklı böyle o zamanlar. Türk müziği ama diyor ki ya ben de böyle istiyorum işte. Benim de böyle olsun. Batı harmoniler gelsin. Şu olsun bu olsun. Sen bana gel sahneye çal. Dedim Coşkun abi ben gelemem çünkü Şinacı Pekkan'ı çalıyorum. Yani. En üstteyiz şu anda yani. Oradan aşağıda inmek birazcık şey olur düşünce yapısı olarak. Tanıştık orada bir şey atıldı böyle bir temel atıldı. Temel atıldı. Bir süre sonra işte o işler bitti. Ajda Pekkan işleri. Ha onu söyleyecektim. O zarfı verdi bana böyle iki işlik zarf para. Ben gittim ertesi gün bir tane Doğan araba aldım. Evet. Yarısını. Şimdi soru 5'ti bu aslında. Evet. Aslında o çok büyük bir olay. Onu soracağım ama yani Coşkun Sabah'ın tanışmanız böyle oldu. Evet. Peki o zaman ben 3'ten 5'e atlayayım sonra 4'e döneceğim. O cidden ne para çıkmış ki araba almışsın? Ben bunu duymuştum bir yerden de doğruymuş yani. Ya hurafe değil yani. Şöyle orada o dönemde paralar kimin ne alacağı falan hepsi listeleniyormuş. İkinci klavyeci kim olursa olsun evet, 10 lira alacak. Evet. Öyle. Tamam. Yani kim olduğu önemli değil. Evet. Orada bir bütçe var. Evet. O bütçenin içinde şu şunu alacak, bu bunu evet. alacak falan. Böyle bir şey yapılmış yani. Hatta daha enteresanını söyleyeceğim evet. şimdi. Ajda duymasın. ya da duysun. Ajda Pekkan gelmeden 15 gün şarkılarının provası yapılır. 15 gün. Evet. Bildiğin günde 8 saat. Çalışır orkestra. Çalışır orkestra. Yazılır, çizilir her şey. Yazılır, çizilir ve herkes kendinden ödün verir, oraya gelir. Evet. Bütün işini gücünü bırakır, başka neyi varsa bilmem nesi. O 15 gün konserin çok iyi geçebilmesi için gereken performans müthiş provasıdır. Ya. General prova diye bir şey vardır. Evet. O general provada Ajda Pekkan gelir. Okur. Okur, sahneye çıkıyormuşçasına prova yapılır. Şan Tiyatrosu'nda. Evet, bütün herkes kostümlerini falan giyer yani. Öyle provalar yapılır. Müthiş.
görüntüler çekilir bilmem ne olur. Ha bak sen burada şöyle yaptın bunu yapma. O görüntüler seyredilir. Böyle bir akımla o provanın sonunda verilen zarf sen şu gün 15 gün prova yaptın. Günde bu kadar para alacaksın provada. Müthiş. 15 gün prova parası verilir. Yani? Prova parası ayrı, iş ayrı. Ha provanın da para, işin parası ayrı yani. Tabii. İşin parası ayrı. Prova işe dahil değil. Prova senin ödün verdiğin bir şey. Ajda duymasın dediğin şey hangisi? Ben orada takıldım. Şaka yapıyorum ha, tabii. Şey yaptım. Ajda duysa da olur. Evet. Ajda bilir bunları yani. Ha, evet. Yok. Şey şimdi şunu söyleyeyim. Işte. Ne günlere geldik yani. Evet. Oradan işte aslında soru 3-4'e karıştı ama 4. soru şeyi çok önemli. Cidden prova parasıyla bir araba aldın. Prova parasıyla almadım. Ben 2 günlük iş parasının yarısıyla... 2 günlük iş paranın yarısıyla... Araba aldım. Evet yani ve bugünse, bugünün Selim Çaldıranları, ya genç Selimler. Ya bugünler çok farklı yani o enflasyonik şeyler, o dönem tabii, para çok kıymetliydi yani. Ama siz de kıymetliydiniz. Mutlaka, yine mutlaka. Yani gençler mutlaka, mutlaka. Müzisyen yoktu düzgün. Evet. Şimdi öyle değil artık. Yani herkes müzisyen, herkes bu işin okulu var, bilmem nesi var, okumayanı, yeteneklileri var. O dönemde bir tane mesela klavyeci alınacak gruba. Bakıyorlar Türkiye'de kaç tane klavyeci var. Sayıyorlar işte 7 tane. En iyileri kim? Şu. Bunu alalım. Herkes seni istiyor. Onlu Tunç geliyor diyor ki ben Coşkun Sabah'ta çalarken rahmetli Onlu Tunç bir gün Sezen'le gelmişler izliyorlar programı. Biz sahnede çalıyoruz. O dönem geçişleri yapıyorum hemen. Evet. Ajda dönemi bitti. Evet. Ben Coşkun Sabah'la çalışmaya başladım. Evet. O dönem ikimiz sahneye çıkıyoruz sadece. Evet. Fakat ben işte soluma bir klavye, üstte iki tane, sağda iki tane falan böyle bir mini orkestra. Mini orkestra. Bas çalıyorum bir elimle melodi, akorlar falan. Şimdi bir gün Onlu öyle Sezen geldi işte bir masa yapmışlar böyle. Ben de biliyorum Onlu şimdi akorlar tabii, falan meraklı tabii, böyle falan. Böyle bir Türk müziği parçası atıyorum bir ihtimal daha var diyelim. İşte söylüyor Coşkun. Bir akorlar basıyorum böyle altere şeyler yapıyorum bilmem ne. Yemek yerken böyle yapıyorum. Öyle bir şey yapıyorum ki bakacağını biliyorum orada tamam mı? Artistliğimi yapıyorum. Artistliğimi yapıyorum. Yine dönüyor bakıyor falan. Yine dönüyor bakıyor. Böyle kaç tane parçada böyle hep böyle. Kim bu çocuk falan demiş ondan sonra işte. Caz armonileri basıyorum falan. Evet. Coşkun da hoşuna gidiyor tabii şimdi. Onunla dönüp tabii, bakınca falan benim müzisyene bakıyorlar falan. Dolayısıyla masaya davet ettiler beni. Program bitiminde. Onlar da o zaman bir oluşuma girmişlerdi. Ya, tıpkı Arzu Pekkan gibi bir... Yine bir 40 kişilik bir senfoni orkestrası falan filan. Onları Sezen de öyle bir şeylere başlıyor falan. Ya işte onunla dedi ki, ya dedi Selim'cim dedi işte tanıştık. Ya dedi ne kadar güzel şey. Türk müziği şeylerine böyle güzel, enteresan ilk defa falan. Dedi beraber çalışmak ister misin dedi. Transfer teklifi alıyorduk. Evet. Coşkun abi yok masada. Ya dedim ki şimdi ben dedim hem Coşkun Bey'le birlikteyim. Bundan sonrası için de. Çünkü niye? 365 gün çalışıyor adam. Yani, o zaman bir de böyle bir şey de var. Ya biz şimdi pazartesi işe başlıyoruz diyelim o zaman bir Etiler'de bir şeydi. Öbür pazartesiye kadar şey yok. Hiç. Off yok. Off yok. Pazar günü bir artık dedim ki ya Coşkun abi pazar günü bir off verelim ya. Yani böyle çocuğumuz var, evlenmişiz falan. Hayatımız var. Evet. Hayatımız var bir yani her gece. Vay. Ya tamam dedi pazar günleri çalışmayalım o zaman. İyi dedim. Daha ilk pazar. Telefon açıyor saat 4'te gündüz. Akşam Sheraton var. Ondan sonra da Hilton var. Yani abi çalışmıyor. Bu sefer CS'de çalışmayınca o zaman o dönemi. Evet. Ekstralar geliyor. Ekstralar gelmeye başladı. Vay Coşkun Sabah'ın pazarı boş. Hadi arayalım. Saldıralım. Vay. Saldıralım. Yani şey, o dönem öyle bir iş vardı ki inanamazsın. Para vardı yani. Para vardı, iş vardı, zevk vardı. İnsanlar müziği seviyorlardı. O dönemde dediğimiz 80'ler yani. Çok tabii. 1950'li 86, 86-96 arası. Müthiş. 10 sene bir altın çağ yaşamış. Evet, her şey yani. Her... 10 soruda müziği biraz da ekonomik anlamda hani meraklılar için konuşuyoruz. İşte burada onu soracağım. Sonra 90'lar geldi. 90'lar. Bereket devam etti. Tabii. 5. bölümümüz 90'lar. Hı-hı. 90'ları nasıl yaşadı Selim Çaldıran ve parası pulu nasıldı işin? Şimdi biz o dönemlerde pop patladı. Bir yenilik yaptığımızı düşünüyorduk. Coşkun Bey'le birlikte şöyle bir yenilik düşünüyorduk. Yani Türk müziği
olgularının, hı-hı, formasyonlarının çok seslilikle, evet, ve güzel armonizasyonlarla, evet, birleşmesiyle batı mix, formunda. Batı formunda birleşmesiyle bir mix doğdu, evet, ortaya. İşte Anılar gibi şarkılar, evet, çıktı. Aşığım Sana gibi şarkı. Ağlamak istiyorum. Ağlamak çıktı, istiyorum, işte Tatlı Tatlı Beni Bela unutma diye bir şarkı yaptı. Evet. Beni Unutma diye bir şarkı. Onların hepsi böyle batı armonileriyle yapılmış, evet, batı enstrümanlarıyla çalınmış. Evet. Yeni bir sound geldi. Yani arabada dinlediğiniz zaman böyle bir tane, hı-hı, kick geliyor. Pow, evet, vuruyor falan. O enteresan böyle Avrupa, Amerika olgulaşmasına başladık biz. Hmm. Ulan bizim Türk müziği, evet, şeylerimiz ne hale geldi falan, evet, diye insanlar bir ilgi çekti şöyle, evet, falan. O dönemde 80'li yıllarda da arabesk çok ön plandaydı. Tabii. Orhan Gencebaylar, Ferdi Tayfurlar ve bayağı bir arabesk furyası vardı, evet, İbrahim Tatlıses'ler. Onlar deli gibi satıyordu albümü. Onlar o dönemler, ama insanlar artık böyle bir o aranjman döneminden sonra arabeske geçiş de farklı. Mesela işte 60'lı 70'li yıllarda aranjman dönemi vardı, evet, biliyorsun. Evet. Aranjman derken yabancı parçaların, hı-hı, Türkçe'ye çevrilip evet, adaptasyon, evet, yapılıp. Kimler geldi, kimler geçti. Arca Hoş Pekkan gibi. Tabii, evet, Arca Pekkan'ın çoğu şarkısı, evet, dışarıdan alınmış. Aranjman dinliyordu. Aranjman dinleniyordu. Yani o furyaya birçok kişi uydu. Fakat Sezen Aksu'nun çıkışından sonra, kendi bestelerinin sunuşundan sonra o furya birazcık zayıfladı. Evet, evet. Daha sonra da arabesk akım başladı. Arabesk, hmm, akım bayağı uzun sürdü. Bir 15 yıl sürdü. Hmm. 80'li yılların sonlarına kadar arabesk akım sürdü. 90'lı yıllar geldi işte, evet, dediğin gibi. Bir üretim çağı başladı. Evet. Fatih Erkoçlar, Doğulu Kardeşler. Tabii. Kenan Doğulu, Ozan tabii, Doğulu. Tabii. Evet. Tayfunlar, bilmem. Evet. Tarkan'ın da çıkışı o dönem. Tarkan'ın da çıkışı o dönem. Ozan Doğulu vardı. Yonca Evcim. Evet, evet. Ozan Orhon vardı. Ozan Orhon, evet. Onların çoğu işlerini zaten ben yapmaya başlamıştım. Hmm. Sonra Nalanlar çıktı. Evet. Sonra Yıldız Silbeler çıktı. Evet. Çıktı da çıktı, evet, yani. Hep yeni, kendi üreten insanlar, evet, başladı. Devri başladı. Yeni bir stil başladı, pop devri başladı, evet, evet, ve bu Harun Kolçaklar çıktı tabii, daha sonra işte. Tabii. Sezen zaten devam ediyordu. Evet. Sezen çok öncüsüydü. Evet, öncüsüydü. Evet, evet. Onunla öyle birlikte onlar, rahmetli Uzay sonradan. Evet. Müzik o 90'la 2005 arasında çok büyük bir altın çağ pop dönemi yaşandı. Bu paraya da yansıdı mı, yansıdı mı peki? Hani böyle yine zarf kalın mıydı? Şimdi tabii artık ki aranjörüz tabii. Tabii ki, tabii ki. Aranjörle işte Coşkun Sabah'ın o Anılar albümüyle, hmm, başladıktan sonra ben çeşitli UD'lerden de teklifler aldım. Ha. Metin Şentürk gibi. Hmm. İşte benim albümümü sen yap. Onunla. Bu sefer Coşkun Sabah da dedi ki, yani şimdi biz bir sound yarattık. Sen, evet, şimdi bunu herkese bizi satma. Şey yapacaksın falan. Evet, uygulayacaksın. Ben dedim ki yok, ben farklı bir şey yapacağım. İşte Metin Şentürk'e Bırakma Beni albümü, hmm, vardı o zaman. Onunla bir çıkış yaptı o da. Şimdi o UD dönemleri yavaş yavaş böyle Tarabya'da kalırken, evet, yeni bir pop dönemi başlamıştı, evet, işte. O pop döneminde işte Fatih Erkoçlar, Sinan Erkoçlar falanlar filanlar başladım ben o işlere. O pop aranjörlüğüne geçiş yaptık o şeyden, formasyonla. Daha sonra işte Nalanlar, Yıldızlar dediğim gibi işler, Serdar Ortaçlar, tabii, tabii, Miran Uysallar. Bayağı. Yani Gülşenler. Bütün bu isimlere aranjörlük yapmış bir müzisyenle birlikteyiz. Tabii, yani, tabii. Belki de Türk müzik tarihinin en çok albümde imzası olan adamısın. Tabii ki. Şimdi o dönem çıkış yapan herkes genelde bana bir uğrardı. Evet. İşte, evet, Sandal, Mustafa Sandal. Ben hem beste de yapıyordum çünkü. Evet, 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 evet. Gökhan Tepe. Evet. İşte o dönemde kim varsa duyulmuştuk yani, biliniyorduk. Müthiş. Ya işte gidelim Selim'le çalışalım falan falan. O Hazallar falanlar filanlar. Yani ne varsa çok müthiş, vardı, çok. Müthiş. Şimdi isimleri de hatırlamıyorum. Tabii, kusura tabii, bakmasınlar. Aslında, evet. Çok liste var. Büyük bir ustayla aslında birlikteyiz, onu söyleyeyim. 10 soruda geldik 6 numaraya. Şimdi Selim Çaldıran aslında ders olarak bile kim bilir ne anılar vardır. Şu Anılar şarkısında olduğu gibi, ama biz tabii ki kısanın en kısası o 100 video yapmak lazım. Tabii şimdi abi, kitap yazsak aslında bence çok de başarılı yani, olur. Evet, niye? Çünkü bir case olur, yani bir inceleme, bir vaka incelemesi olur. Çok enteresan mesela, anılar var mesela. Evet, şimdi bir işte 6. bölümde stüdyoyu konuşacağız. Maestro muydu adı? Maestro. Stüdyo kurma fikri nasıl doğdu? O dönemler modüller vardı böyle. Evet, yeni yeni elektronik şeyler tabii, çıkıyor. Tabii tabii, o elektronik şeylerin hepsinin hardware şeklindeydi. Evet. Onlar bilgisayarlarda o sesler yoktu. Evet. Bu hardware'leri satın alıyorduk biz.
Tabii. Nasıl alıyorduk? Üretmek için değil mi? İyi üretmek için, yapmak orada için. Yeni soundlar yapabilmek evet. için böyle stage'lerin içinde, hepsinin içinde, böyle case'lerin içinde böyle kıyamet evet. buradan oraya kadar. Evet. Şöyle küçük kutu kutu kutu. Kutu kutu kutu, kutu modüller vardı. O modüllerin klavyeye bağlanıp o sesleri bilgisayara aktarıyorduk. Şimdi her iş başlangıcında bir stüdyoya taşınıyoruz kamyonla. Aa, değil mi? Cihazları da taşıyordunuz. Tabii her şeyi evet. taşıyoruz. Çünkü o cihazlar bende tabii. var. Onda yok. Ve sound stüdyoda işi yapıyorsun. Yok. Sound işi yapıyorum. Yenilikçisin. Aynen. Devamlı bir şey alıyorum. Devamlı Amerika'dan evet. oradan buradan sürekli getiriyorum. Her cihaz. Yerde oldu taştı vay cihaz. Vay. Klavyeler alıyorum bilmem ne falan. Hep yatırım evet. yani. İşte Rax Marchandis kurulmuştu. O stüdyoda birçok işi orada yapıyorduk. SSL masalar falan hı-hı. vardı bilmem ne. Ama şimdi o kadar şey oluyor ki mesela müzisyen insan şöyle. Bu gece çalışıyorum. Sabah 4'e kadar 5'e kadar çalışma zevkim var. Çalışıyorum 6'ya kadar 7'ye kadar. Bunun sınırı yok. Neden? Üretim yapıyorsun. Uykun gelmedikçe onu üretebiliyorsan tabii. ve bir şeyin peşindeysen yapacaksın. Bırakamıyorsun onu. Tabii. Dolayısıyla ertesi gün stüdyo saatleri şöyleydi. 12'den 8'e kadar, 8'den. Tabii randevuyla çalışılıyordu. Randevuyla çalışılıyordu. Evet. Şimdi kafana göre gidemiyordun. 12'de ben nasıl gideceğim şimdi? Sabah 7'de yatmışım, 8'de yatmışım. 12'de gidemem, 5'te giderim. Hmm. Bu sefer de gün bölünüyor. Diyor ki o zaman yazım şekli şöyleydi. Sen 5'te de gelsen, 6'da da gelsen, 12'den 8'e kadar geldiğin zaman 12'den başlıyor, hmm. yazılıyor. Tamam, evet. evet. Sen bugünü, randevu sisteminde sen bugünü kapatmış çalışıyor. Oluyorsun. Evet. 12'de başlamış oluyor. Sen 6'da da gelsen, 6 saat ben. Yazmış olacak. Evet. evet. Ama şimdi bu konumda mesela Serdar Ortaç'la çalışıyorum. 5'te diyorsun 9'da geliyor. 9'da tabii. diyorsun 11'de geliyor. Şimdi yazıyor da yazıyor, yazıyor da yazıyor. Bu sefer firma diyor ki bize ya bu ne diyor? Çok zam, pahalı oldu. 600 saat iş mi olur diyor. Yani 200 saatte çıkması gereken evet. iş 600 saat. Neden? Sarkmalardan large, dolayı. Herkes kafasına göre geliyor gidiyor falan. Firmalar bu sefer şey yapmaya başladı. O zaman kardeşim zamanında düzgün gidin. 12'de evet. gidin. Bize niye fazladan ödeme evet. yaptırıyorsunuz? Ya da sizden keselim. Evet. O zaman siz mızmızlanmaya başladı. Siz o zaman kafanıza göre gitmek istiyorsanız da o şeyler, evet. saatler sizden kesin. Evet. Bir baktım saatler kesilmeye başladı. Ben aranje paralarıma yansıdı. Ciddi ciddi yansıdı yani. Yansıdı. Çünkü öyle diyor adam sen keyif yapacaksın diye ben diyor şey yapamam burada. Ekstra para veriyor. Gibi. Ekstra maliyeti para. Artıyor. Aynen. Evet. Ama işler satıyor o dönem yani. Tabii tabii. Buna katlanacaksınız. Niye o zaman doğru yani? Aslında. Evet evet. Şey çünkü müzisyen üretmek istiyor. Evet. Üretmek için de rahat olması lazım. Tabii. Yani ilhama ne zaman gelecek? Ben bilmiyorum. Günde 3 saat uykuyla ertesi güne çıkamam ki. Evet. Ve 10 soruda son soru. Aslında 1010 soru. Yani Selim Çaldıran'la ilgili belgesel yapmak lazım. Çok yaşadın. Kaç yıldır aktif dünya müzik profesyonel dünyasında? 33 yıl oldu. 33 yıl oldu. 34. yıl. Evet, evet. Yani profesyonel olarak 34. Evet, daha evliyatı da var. İşte tabii, konservatuar yılları var. O hani dağdan atladığın şeyler bölümler. evet. Ve son soruda Elif Kaya'yı konuşacağız. Elif Kaya, Selim Çaldıran'ın son dönemde müzik dünyasına lanse ettiği ve çok ciddi anlamda destek olduğu çok yetenekli bir vokal. Evet. Yani bir müzisyen. Yine çok iyi bir sevdiğim bir müzisyen kız arkadaşımın düğünde. O Elif'in de arkadaşıymış aynı zamanda. He. Oraya Elif'i çağırmış. Bu arada düğünde Sezen Aksu falan da var. Mustafa he. Ceceli var. Şey kız vokalist çok iyi bir vokalist. Sezen evet. Aksu'ya vokal yapıyordu Eda bizim. He. Ondan sonra. O da bizi davet etmiş. O sırada da Elif'i davet etmiş. Biz de bir masada oturuyoruz böyle. Sahneye de bir ton kişi çıkıyor, iniyor, çıkıyor, iniyor falan. Sezen'e sadece masada mikrofon çıkmadı. O evet. oradan okudu evet. falan. Bir kız geliyor. Her sahnede söyleyen kişiye eşlik ediyor. Ama bir oktav tizden. Ya diyorum nasıl bir ses bu ya? Christina Aguilera gibi geliyor yani. Böyle enteresan böyle. Tizlerde dolaşıyor falan. Evet. Kim dedim bu kız ya? yani böyle bir tiz ses yok yani. Evet. Ondan sonra bir de bayağı böyle gırtlaklı şeyler yapıyor böyle hareketler. Çıplak sesle yani. Evet. Ben duyuyorum onu böyle sol taraftan. Beni tanımıyor tabii. Kimseyi evet. tanımıyor. O evet. geliyor kendi kendine. Kim bu kız? Kim bu kız? Sonra Eda dedi ki ya işte bu Elif diye bir kız. Dedim yani beste falan yapıyor mu? Sesi iyi yani bayağı falan. Hı hı. Yapıyor falan dedi. Sonra o telefonumu verdim ben. Tanıştırdı beni hı-hı. onunla. Telefonumu verdim.
Ama hiç aramadı. Bir ay, bir buçuk ay falan aramadı. Dedim herhalde bir şey yapmadı yani. Selim Çaldıran. Niyeti yok herhalde yani. Selim Çaldıran falan tanımıyor da. Ya o başka bir. Sonra bir telefon çaldı işte. Ya dedi ben Elif. Çok çekinerek aradım. Siz çok büyük bir isimsiniz. Benle ne işiniz olur sizin falan filan. Onun için arayamadım dedi. Yani düşündüm, çok düşündüm. Ama ben sana dedim beni ara dedim. Ben senin bestelerini dinlemek istediğimi söyledim. Falan. Getirdi bestelerini. Şimdi Elifçik o zaman bir şeyde çalışıyor. Sabun firmasında. Ha, müzik yapmıyor yani. Yok. Var ya böyle aloe vera falan. Evet. Öyle bir şey. Evet. Sabunlar, spa şeyleri. Aha. Kokuları falan filan. Ona çok meraklıymış. Koku üretiyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Orada o zaman bitkisel organik şey satıyorlar. Yağlar satıyorlar falan. Bir ismi ne söylememde bir sakınca yok. Ayşe Tolga'nın, evet. Ayşe Tolga tiyatrocu, onun dükkanının elemanı o zaman. Ayşe Tolga da tiyatrocu. Yani Elif'in sanata zaten çok merakı var. Evet. Tiyatroya, müziğe falan. O anda başka işten geçimini sağlıyor. Geçimini sağlıyor çünkü evinin durumu, bakması lazım falan filan gibi. Arkada böyle bir odada küçük bir gitar almış. O gitarla böyle her gün öğreniyor. Hem öğreniyor hem bestelerini söylemeye çalışıyor falan. Müzik çalışıyor. Çünkü evde müzik yapamıyor. Sıkıntılı birazcık. Evet. Ailede. Gece çünkü erken yatılıyor. Akşam 10'da 11'de yatılıyor. Ondan sonra ses yapamıyorlar falan filan gibi sıkıntıları oluyor. Evet. Bunu Elif'in de ağzından, hayatından dinlerler çok kişi. Evet. O şartlar altında tanıdım. Ama dedim sen çok yeteneklisin. Bestelerin de çok güzel. Dedim ki seni hayata geçirmek lazım. Ne yapmalıyız? Vallahi dedi benim gücüm yok. Ben dedi bestelerimi satıp para kazanıyor. Hani böyle tek tek yapmaya başlamak istiyordum dedi. Bestelerim para ederse dedi. Adım gideyim. Adım adım. Ben dedim ki bu besteler para eder ama bu yazık bunları satma. Sen ileride bunları bir şekilde kullanacaksın. Falan derken Emrah Karaduman'ın çok iyi arkadaşlar Elif'le o zaman. Emrah Karaduman çağırıyor Elif'i diyor ki işte benim bir ortak besteleri var Elif'le. Var mısın diye. Elif'e demosunu okutuyor onu. O sırada da Mustafa Sandal şey arıyor. Şarkı arıyor. Emrah şarkılarını gönderiyor Mustafa Sandal'a. Dinletmek için. Ha, bu arada Elif'le ben diyorum ki anlaşıyoruz. Diyorum ki bundan sonra sen benim sana tavsiyelerimle git. Ya da beni bana bağımlı ol. Yani kimse böyle sağdan soldan gelirlerse kafanı kurcalamasınlar. Ben okeyim diyorum. Seninle ilgileneceğim, yapacağım. O sırada Emrah Karaduman'ın demolarını dinlerken Mustafa Sandal bu şarkı diyor var mısın diye bir şarkı. Kim bu kız diyor. O şarkıyı dinleyip kim bu kızı duyup o şarkıyı kullanmak istiyor. Ama diyor ki ben bu kızla düet yapmak istiyorum diyor. Allah Allah. Emrah da telefonunu veriyor işte. Benim telefonumu veriyor. Selim abi var diyor. O işte Elif onunla konuşuyor falan derken Mustafa beni arıyor. Ya ben de tanışıyorum yıllardır. Tabii. Ya diyor ki Selim'cim diyor ya işte diyor Elif Kaya diye bir kız var. Sen diyor ilgileniyormuşsun şu anda işini yapacakmışsın falan falan. Bu kızın diyor düet yapmak istiyorum ben diyor. Ben dedim ki sen gel stüdyo. Hem de yüzünü görmüş oldum. Öyle telefonda evet almak yok dedim. Evet. Gel bakalım dedim stüdyoya. Tamam lan geliyorum falan. Geldi stüdyoya. Ya dedi abi dedi çok yetenekli dedi. Ses falan çok güzel. Ben böyle bir sesle işte düet yapmak istiyorum. Şöyle böyle. Tamam dedim yap bir şartla. Dedi. Dedim senin Turkcell konserlerin var. 30 tane var, 40 tane var. Dedim Elif'i her konserine götüreceksin. Götüreceksin. Ve bu şarkıyı beraber okuyacaksın sahnede. Süper. Para önemli değil dedim yani. Tabii. Bu kızı lanse edin. Tabii. PR olsun yani. Ne demek ya dedi istediğin bu olsun senin dedi. Tamam götürüyoruz dedi. Evet. O şartla albüme Mustafa'nın albümüne düet olarak girdi o şarkı. Ve klip çektiler ona. Birazcık şey bir klip oldu böyle elde kamerayla falan gezip öyle çektiler. Yani çok ses getiren bir klip olmadı ama sonuçta Elif Kaya'nın ilk görüntülü ve şeyli şarkılı çıkışı Mustafa Sandal'la oldu. Çok enteresan. Yani. Daha sonra Polat'ın da zaten dikkatini çekmişti Elif Kaya. Dedi ki abi albümü biz birlikte yapalım sen başka bir yere götürme.
derken işte o karanlık dünyam var, evet. Şunlar bunlar. Sonra çıktı. Bir bilebilsen. Evet. Bu arada Elif bana geldiğinde Christina Aguilera söylüyordu. Ha, Türkçe müzikle alakası yok ya. Yani. Falan yapıyordu böyle. O yeni gençlik şeyi. Ama bunları duyduktan sonra benim yaşam tarzımı ve insanlarla olan diyaloğumu gördükten sonra arabesk müzik ya da Türk müzik o ayrımına girmedi. Acayip bir duygusal şeye girdi. Yani nasıl ya falan, ben bir bile bir seni bir duydu mesela, evet. İşte Müslüm Gürses'ten. Evet. Ben dedi nasıl dinlemiyormuşum bugüne kadar falan. Onu bir okudu, ağlıyor ağlıyor okudu mesela. Evet. Şimdi onun da gelişimini anlatsak sabaha kadar tabii sürer. Elif çok yetenekli bir kız, evet, ve kesinlikle. Şu anda Türkiye'de hak ettiği yere ulaşmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ama daha çok da zaman olduğu için. Ya tabii ki zaman var ama şu an evet, hak ettiği yerin evet biraz farklı dışında bir noktada. Dışında bir noktada ve keşfedilmeyi henüz dinleyiciler tarafından keşfedilmeyi tavsiye ediyorum. Keşfedilmeyi evet. Bekliyor. En son bir çalışma yaptı zaten. Türkiye'de ilk defa oldu bu. Deja Vu diye bir çalışma yaptık. Evet. Birlikte zaten üretimlerimizi birlikte yapıyoruz. Şey fikri geldi. Bir gün evinde çalışırken oturuyor bilgisayarın başına. İşte Mavi Mavi şarkısını başka melodiyle söylemeye başlıyor. Sözleri alıyor karşısına. Bu da enteresan oldu, şu da enteresan oldu falan derken 4-5 şarkıyı böyle yapıyor. Ben de şimdi onları duyunca Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı kesinlikle. Olduğunu düşünerekten. Kesinlikle. Ya dedim bak bu yeni bir fikir. Tabii. Bu değişik bir fikir. Evet. Yani insanların tepkisi ne olacak? Risk olabilir ama bunu Polat Bey'e de anlatalım. Hı-hı. Gittik Polat Bey'e anlattık. Abi harika fikir dedi. Sıkıldı insanlar dedi aynı şeyleri evet. Demekten. Yeni bir şey sunmuş oluruz kesinlikle. Dedi. Yani eski bir şarkıyı sözlerini ve belki melodinin bir bölümünü. Sözleri aynı. Aynı sözler. Yeni bir melodi yazıyor evet. Ama çağrışım da yapıyor arada bir. Tabii yapıyor. Arada. Kesin. Evet. Yani mavi mavi mas mavi farklı bir mavi, şarkı. Mavi mavi burayı yapıyor evet, mesela evet. Ama değiştiriyor. Evet. Yani bunu birçok sanatçı yapıyor dünyada. Dünyada olan bir uygulama bu evet. Şu anda Madonna'nın yaptığı öyle bir çalışma var. Christina Aguilera'nın öyle bir çalışması var. Araştırsınlar. Mesela Hotel California'nın introsunu almış, başka bir şarkı yapmış. Ya da işte ne bileyim Summertime demiş ama başka bir yere gitmiş evet, şarkı. Evet. Bir tek orayı söylemiş. Evet, evet. Yani bunu dünyada çok başarılı evet, olanlar var evet. Bu konularda. Türkiye'de ilk defa Selim Çaldıran'la Elif yaptı, Elif Kaya yaptı. Bunu yaptık, buna D.I. deniyor. D.I.Y. bunun başlangıç şeyleri var. Cover anlamında evet. Ama yeni cover'ını kendin yarat gibilerinden evet, evet. Bir şey anlamı var. Dünyada moda ama Türkiye'ye çok sonraları gelecek. Evet, bence. Biraz zamanı var değil mi Türkiye yani için? Yani bir 10 yılı var diyelim. Evet. Evet çünkü evet. İnsanlar gittikçe tükenecek, tükendikçe artık üretemeyecek. Üretemeyecek. Yeni şeyler aramaya başlayacaklar ki şu anda da yavaş, öyle bir evet. Olgu var. Ama rap müzik imdada yetişti hı-hı. Şimdi. Yenilik evet, şimdilik açısından. Günü kurtardı. Şimdilik evet. Kurtardı. Ama Elif Kaya'nın ben müzik anlayışını, müzik fikirlerini ve yeteneğini ileride zirve demeyelim de çok iyi bir yere i̇yi gelebileceğini bir yere. Düşündüğüm müzikalitesi çok yüksek evet. Ve özel bir insan. Evet. İnsan olarak da, düşünce olarak da doğacı, hayvansever, her türlü dünyanın kirliliğinden hoşnut olmayan hı hı. Ve ona sürekli besteler yapan mesajlar ileride görecekler dinleyicilerimiz. Mesajlar vermeye çalışan, bu dünyanın kirlenmesini, ölmesini istemeyen ve farkındalığı olan bir insan. Evet, yani. Evet, evet. Vizyon olan bir kız. Vizyon, aynen. Evet, işte böyle Elif Kaya'yı bu D.I.Y. diyoruz aslında. Deja Vu albümünü mutlaka dinlemek, izlemek lazım klibini. Öyle kapatıyoruz. 10 soruda 10 belgesel gibi oldu. Çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim. Tarihe girdi bu şeyler. yani oturup ders kitabı gibi incelebilir. Bir mini belgesel yaptık 10 soru. 10 soruda mini belgesel oldu. Evet. Yani Selim Çaldıran'da projeler bitmiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, sağ ol. Güzel başarılar inşallah. Ve 10 soruda bitti. Selim Çaldıran'da 10 soruda çok uzun ve bir mini belgesel tadında müziği konuştuk. Hoşça kalın. Teşekkürler.